İyi akşamlar. Bir gündemin getirdiklerinde daha karşınızdayız. Bu akşam da bir konuğumuz var ve böylece bütün detayları ana haber bülteninde izleyeceksiniz. Sevgili izleyenler, biz gündemi bir kenara bırakıp bugün konuğumuza sorular yönelteceğiz programımız boyunca. Malum 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça meydanlar da ısınıyor. Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda mesajlarını iletmeye devam ediyor. Bir yandan da milletvekili adayları sahadaki çalışmalarını hızla sürdürüyor ve bizim de bu akşam stüdyo konuğumuz AK Parti Bursa Milletvekili adayı Saadettin Cangül. Sayın Cangül, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Sayın Özcan. Bizler sizleri tanıyoruz, siyaset camiası sizi tanıyor, Bursalılar tanıyor. Ancak tanımayanlar için öncelikle Saadettin Cangül kimdir sorusuyla başlayalım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle verimli bir yayın olmasını dilerim. Teşekkür ederiz. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimizin de hem Ramazanlarını hem gelecek Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Saadettin Cangül, Bulgaristan göçmeni, bir ailenin 5. çocuğu olarak İnegöl'de doğdu. İlk orta lise tahsilini Bursa'da yaptı. Erkek lisesi mezunu. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden metalürji mühendisi olarak mezun oldu. Mühendislik hayatı devam ediyor. Belli aralıklarda ticarette yaptı. AK Parti'de siyaset yaptı. Yönetim kurulu üyelikleri yaptı. Bir dönem milletvekili adayı oldu. Bu dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla 27. dönem milletvekili listesinde yer aldı. Böyle bir listede Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla yer almak benim için bir şereftir. Evet. Teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci dönem milletvekili adaylığınızın altını çizerim Sayın Cangül. Birinci kez listeye girdiğinizde seçilememiştiniz. Ancak bu kez sahada çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Şimdi vaatlere geçelim. Tabii AK Parti'nin birçok vaadi var. Sayın Cumhurbaşkanı da seçim beyannamesinde bir nevi AK Parti'nin vaatlerini sıraladı. Ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Vaatlerde bulunmakta diğer siyasi partilere göre farklı bir konumdasınız. 24 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra yeniden AK Parti'nin ülkeyi yönetme vizesi aldığını öngörürsek, düşünürsek ki amacınız bu. Evet. Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiğini varsayarsak 25 Haziran sabahı ülkede neler değişecek Sayın Cangül? Özetlemek gerekirse neler söylersiniz? Şimdi AK Parti sadece bir parti değil. Bunu hepimiz söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir dava partisi. Bu davayı iki cümleyle özetlemek gerekirse, bir, ülkeyi ekonomik olarak refah seviyesini yükseltmek, bir de daha yaşanılabilir bir toplum haline getirmek, sosyal barışı sağlamak. 16 yıl bunun için gayret ediyor. İktidar partisi genelde yaptıklarıyla yapacaklarını anlatır. Ama bunu teşkilatı vasıtasıyla yapar. İşte seçim döneminde yapılan bu kampanyaların amacı da bu. Ama AK Parti esasında kurucu irade, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkeyi çıkartmakla kendini görevli addetmiş ve bunu programına yazmış bir parti. Süreç içerisinde yapılan yatırımları milletimiz zaten biliyor. Sahada da bunun yansımalarını alıyoruz. Mesela bir anımı paylaşmak isterim. Buyurun sizinle. Efendim. Mustafa Kemal Paşa'yı dolaşırken bir karı kocaya rastladım. Eşi, hanımefendi kanser hastası. Tedavi görüyor ve uzun soluklu bir tedavi görüyor. AK Parti'nin sağladığı, tabii parti ismi söylemiyor ama hükümetin sağladığı imkanlarla çok güzel bir tedavi aldığından bahsediyor. Ama bunu anlatırken de iki gözü iki çeşme ağlıyor. Bu orta gelir grubuna biraz yakın bir aile. Mesela bunu duymak bir AK Parti milletvekili adayı için bence çok yüksek bir motivasyon. Ulaşımla ilgili olanları sorduğumda da zaten Bursa ile olan yakınlığı Mustafa Kemal Paşa'nın bu duble yollarla daha da ulaşılabilir hale geldi. Ama köy yollarını da gezdim ben. Sıcak asfaltın olmadığı hemen hemen hiçbir yer yok. Yani belki merkezde bazı yerlerde eksiğimiz var ama oralarda yok. Şimdi AK Parti'nin kitleye dokunduğunda aldığı benim tespitlerime göre en güzel yansıma şu.
bu parti milletin partisidir. Siz misafirsiniz, ev sahibi biziz. Ben evet. bunu sahada duyuyorum. Bundan da memnuniyet duyması lazım bütün arkadaşlarımızın. Bursa'nın da duyması lazım. Çünkü Bursa kendi kendine yetebilen, ihracatıyla, ithalatını fazlasıyla karşılayan, cari açığı olmayan bir şehir. Yani zenginliği olan ama yine de orta gelir gruplarının olduğu bir şehir. Oralara ulaştığınızda şunu görüyorsunuz. Ümit, yine AK Parti, eksiklikleri var. Daha güzel yapmanızı beklediğimiz şeyler var. Ama yaparsa AK Parti yapar diyorlar. Evet, temel slogan bu. Yaparsa AK Parti yapar. Sağdan bunu duyuyorum. Evet. Yani soruyorum, bana AK Parti'yi anlatır mısın diyorum kendimi anlatmadan önce. Az evvel saldığım sağlık ulaşımı söylüyor ve sonra diyor ki, yaparsa AK Parti yapar. Eksiğiniz var. Bunları da söylüyorum size diyor ama şunları daha da iyileştirin. Aslında bu slogan bir bakıma da yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır sözünü de teyit ediyor değil mi? Teyit ediyor, evet. Yani geçmişte yapılanlar, gelecekte yapılanlara bir referans olarak gösteriliyor evet. ama yine de önümüzdeki dönemde nasıl bir değişim yaşayacak Türkiye eğer AK Parti iktidarı devam ederse? Bunu da birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz? Şimdi belki mühendis olmanın veya teknik kişi olmanın verdiği rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bu mevcut parlamenter sistemi şuna benzetiyoruz. Yani her ehliyet alan kişi usta öğreticinin yanında oturduğunda biliyorsunuz orada sizin kullandığınız debriyaj, fren ve gaz var. Evet. Ama aynısı usta öğreticide de var. Siz bir hata yapma ihtimalinizi düşünerek hemen tedbir alıyor. Bunu mevcut sisteme uygularsanız veya uyarlarsanız şunu görüyorsunuz. Milletvekili adayı olmak için bir cesaret gösteriyorsunuz. Aday oluyorsunuz. Aday oluyorsunuz, milletvekili seçiliyorsunuz. Ankara'ya gidiyorsunuz. Ekseriyeti alan parti hükümeti kuracak. Hı hı. Şimdi Sayın Başbakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Gidiyoruz Ankara'ya, oradan biz sizin ortaklarınızız diye çıkan bir takım etki alanları var. Yani onun başka isimleri de var ama belki etki alanları veya etkin kişiler, gruplar diye karşınıza çıkıyor. Hükümet kurmak istiyorsunuz, orada çeşitli engeller karşınıza çıkıyor. Kuruyorsunuz, güven oyu oylamasında engeller çıkabiliyor ama yeni sistem şöyle olacak. İnşallah 24 Haziran akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda seçilecek. AK Parti güçlü bir grupla gelecek ve muhtemelen o gece Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetini açıklayacak. Açıklayacaktır. Veya 25 Haziran sabahı açıklayacak. Evet. 25 Haziran sabahı Türkiye'yi bence şu bekliyor. Ekonomik olarak rahatlamış, sosyolojik olarak rahatlamış bir Türkiye. Yeni hedeflerini daha kolay gerçekleştirecek, zaman kaybı olmayan bir Türkiye olacak. Bir Türkiye olacak. Şimdi evet. tam da ben de ekonomiye gelecektim. Ekonomi için özel bir parantez açalım isterim. Malum son aylarda dövizde ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu piyasalara da yansıyor, reel ekonomiye de evet. yansıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani 25 Haziran günü yine AK Parti'nin iktidara geleceğini varsayarsak hangi evet. hamlelerle ekonominin tekrar rayına gireceğini öngörebiliriz, söyleyebiliriz? Buyurun efendim. Şimdi bence ekonomide AK Parti en zor olan şeylerden birini başardı. Başlangıcını hatırlatmaya gerek ama bizim IMF ile yapılmış bir sözleşmemiz evet. var. Büyük cesaret ister IMF ile ilişkilerinizi devam ettirmek ama ekonomik bağımsızlığınızı ele geçirip ondan uzaklaşmak. Çünkü IMF sadece size borç vermez. Ülkenizin yönetiminde size müdahil olur. Mesela bizim 2013'te 23,5 milyar doları kapatmış olmamız, bu dönemde emekliye verdiğimiz ikramiyeler, maaşlara yapılan zamlar, dövizdeki oynamalarla ilgili faiz artışları veya düşürmeler, bunların hepsi bağımsız olarak kendi içerisinde ülkenin yönetici kadrolarının karar vermesiyle yapılıyor. IMF ile standby anlaşmalar devam etseydi emekliye bu para verilemezdi. Mümkün değil, verilemezdi. Geçmişte bunun nasıl müdahale edildiğini Bursalılar da gayet yakından bilir. Seyirciler biz de bilir. Ama bir şey daha burada paylaşmak istiyorum. IMF ile bağ koparttığınız andan itibaren
ekonomik olarak güçlenmeye başlıyorsunuz. Sanayicinizi güçlendiriyorsunuz. Bursa bir sanayici şehri. İthalatı var, ihracatı var. İhracatında da önüne engeller çıkmıyor. Yani döviz sizin elinizde kontrolü edilebilir hale geldiğinde daha konservatif davranabiliyorsunuz. Şimdi dövizi sadece Türkiye'deki hareketlenme olarak değerlendirmemek lazım. Dünyanın en büyük borçlu ülkesi 1 trilyon dolarla Amerika. Amerika dolar basabilir ama doların değeri düştüğünde alacağı ürünler etkilenir. Şu anda en büyük savaş dolar bazında bakarsanız Amerika ile Çin arasında. Evet. Yani bu ikisi arasındaki görünmeyen bir ekonomik savaş var. Tabii bu bizi etkiliyor. Niye? Biz serbest ekonomiyiz. Ama bizim hedefimiz şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 25 bin dolara çıkmak ve 500 milyar dolar ihracatı yakalamak. Evet, peki. Ekonomiyle yakından ilgilendiğinizi biliyoruz. Yerli otomobilin CEO'su Gürkan Karakaş da sizin bir tanıdığınızmış. Evet. Yerli otomobilin Bursa'da üretilme ihtimali var mı? Bir de Gürkan Karakaş'la ilgili neler söylersiniz? Buyurun efendim. Şimdi, Bursalı bir isim. Eyvallah. Şimdi ilk defa burada belki paylaşmış olacağım sizinle. İlk mühendislik hayatımı geçirdiğim Elmet firması İstanbul'da, Silahlar'dadır bu. Şimdi kapandı. Ama orada biz 75'li yıllardan itibaren Renault'un, Tofaş'ın motor bloklarını, egzoz manifoldlarını, kampanalarını ve krank billerini döktük. Ama sonrasında bu imalat Orhan Gazi'deki Döktaş'a devredildi. O Koç grubunundu. Onlar da uzun süre bunu ürettiler. Ama biraz daha geriye giderseniz tamamen yerli otomobil üretmiş bir ülkeyiz biz. Adı Devrim. Devrim isminin verilmesindeki kasıt da şu. Türkiye biliyorsunuz sanayi devrimini kaçırmış bir ülke. Maalesef. Maalesef kaçırmış bir ülke. Ve bunun hem ülkemize hem çevremize yansıması çok da olumlu olmadı. Ama o dönem maalesef o otomobilin hem önünün kesilmesi istenmişti hem de yan sanayinin gelişmemesi ve refahın tabana yayılmaması istenmişti ki böyle bir müdahale oldu. Şimdi yeni bir şans doğdu. Yerli otomobilin başına getirilen kişi Robert Bosch'ta üst yöneticilik yapmış Gürkan Karakaş. Bu Bursa için bir şans. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Otomobil fabrikası ki elektrikli otomobil yapacağız. Elektrikli otomobil yeni bir sanayi doğuracak. Mesela geçenlerde Sayın Başbakanımız Bursa'ya geldiğinde Vestel grubu, Zorlular, Çinlilerle bu araçlarda kullanılacak pillerin sözleşmesini imzaladılar. 4,5 milyar dolarlık bir yatırım. Evet. Yani bu dışarıdan doğrudan yatırımı da getirecek, ekonomimizde de olumlu yansımaları olacak. Olacak, evet. Evet. Peki, şimdi yine sahaya döneceğim. Yoğun bir şekilde sahada çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Diğer milletvekili adayları ve teşkilatla birlikte. Nedir halkın beklentileri sizden nedir? Talepleri nelerdir? En çok hangi soruna vurgu yapıyorlar? Şimdi birincisi bazı gittiğimiz yerlerde AK Parti'yi tartışmasız kabul ediyorlar. Bu elde var bir. Diğerlerinde ise sorularla yeni dönemi açmaya çalışıyorlar. Evet. Bunlardan bir tanesi şu. Yeni dönemde ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Yani ülkenin nasıl... Yani sistemle ilgili soru işaretleri var kafalarında. Yok, soru işaretinden ziyade 25 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye uyanacak? Benim onlara söylediğim şu. İstikrarın devam etmesi için, Türkiye'nin büyümesi için başkanlık sistemine ihtiyaç var. Başkanlık sistemi nedir dediğinizde, az önce örneğini vermiştim bu usta sürücü konusunda olduğu gibi, bir defa ülkenin istikrarı yerine oturduğu zaman ekonomik kalkınma ve büyüme olacak ve bu 5 sene boyunca artık Türkiye'nin önündeki şu tarafa veya bu tarafa yalpalama söz konusu olmayacak. Çünkü çevremizi biliyoruz. Bir ateş çemberi. Orada da güçlü ekonomisi olan, sanayini ileriye doğru taşıyan bir ülkeye ihtiyaç var. Şimdi sahada mesela emeklilerin söylediği büyük bir memnuniyet. İkramiye verdiniz, buna teşekkür ederiz. Dediklerinde benim karşı cevabım şu. Sakın bu parayı yastığın altına koymayın. Hemen harcayın,
para ekonomiye girsin, girsin, piyasaya girsin. Piyasanın ihtiyacı var. Çünkü Kurban Bayramı'nda bir 1.000 lira daha vereceğiz. Peki fazlasını veremez misiniz? Tabii verilebilir. Ama o zaman ekonomik dengeleri bozarız. Bu sefer enflasyon daha da yükselmeye başlar. Aldığımız sizden daha çok olur, verdiğimiz az olur. O zaman peki bizim refah seviyemizi yükselttiniz, daha da yükseltmek için gayret edin, koşun, çalışın diyorlar. Evet. Temel söylemler bunlar. Temel yaklaşım bunlar. Evet. Bunlar. Evet. Peki Bursa ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Özellikle muhalefet partilerinin temsilcileri Bursa'nın merkezi hükümetten yeterli payı alamadıklarını söylüyorlar. Yani Bursa'nın verdiğiyle aldığı arasında bir orantısızlık olduğunu iddia ediyorlar. Siz bu konuda neler söylersiniz? Yeni dönemde Bursa daha fazla yatırım alacak mı Sayın Cangül? Şimdi Bursa genelde yatırımlarda özel sektör ağırlıklı biliyorsunuz. Evet. Başından beri bu böyle planlanmış. Hı hı. Ama yeni sanayi bölgelerinin daha planlı açılmasının ve oralara teşviklerin daha bölgesel ve sektörel olarak verilmesini talep ediyorlar. Mesela Çalı Sanayi Bölgesi'nde bir yere uğradım. Bunu paylaşmak isterim tabii sizinle. Buyurun efendim. Ağaç işleme CNC tezgahları yapan bir firma burası. Hemen hemen 20 senedir yapıyorlar. Bir aile şirketi. Almanlarla beraber onların modellerini almışlar. Ve bundan 20 sene evvel 250 bin marka satılan bir tezgahı bugün kendileri 25 bin euroya satıyorlar. Satıyorlar. Alman gelmiş. Tesisi görmüş. Tesis dediğiniz iki tane CNC tezgahı olan, çok fazla insanın görülmediği ama etrafa iş veren bir sanayi. Diğer arkadaşlarına, yan sanayilerine yaptırıyor, onları toparlıyor ve ihraç ediyor. 125 ülkeye ihracat yapıyor. Alman'ın ifadesini söylediğinde, biz bunu 20 sene evvel yapmıştık ifadesini söyledi. Bizim sanayicimizin verdiği cevap şu, makine aynı makine değil. Biz bunun üzerine çok değişik şeyler koyduk diyor. Şimdi burada bir şey anlıyoruz ki, sektörel olarak desteklerimizi yaparken sanayicilerimiz biraz daha yakından dinlersek, dinliyoruz. Onların tekliflerini hayata geçirmek hem sanayicimizi rahatlatacak hem de onların önünü açmış olacağız. Bu ağaç işleme sektörüne makine yapan firmanın cari açığı yok. Cari fazlası var bu sektörün diyor. Yani evet, bizim ihracatımız daha fazla diyor. Bir de yerli dediğimiz insana, yani yerli dediğimiz Bursa'da artık oturan insanlara iş sahası açmış oluyor. Evet, peki artık sona yaklaşılıyor, seçimle ilgili öngörünüzü soracağım ama yine Bursa'nın sorunlarına dair neler söylersiniz? Bunun için de ayrı bir parantez açalım. Yine yeni dönemde Bursa'nın ciddi kalıcı sorunları var. Bunların çözümünde topluma, seçmene ne mesaj verirsiniz? Şimdi umarım bu yeni dönemde hızlı treni Bursa'dan artık Ankara'ya doğru götüreceğiz. Bir tanesi bu. Evet, hızlı trenle ilgili seçmenden de size yönelik evet, öyle, talepler öyle var talepler değil mi? Talepler var tabii, öyle bir talepler var. Evet. Ama Bursa tabii çok büyük bir metropol kent biliyorsunuz. Sorunların olmaması mümkün değil. Bitmesi de mümkün değil. Göç alan bir şehir. Ama yeni yerleşim yerlerinin daha planlı yapılmasını istiyorlar. Bir de şunu talep ettiklerini görüyorum. Seçildiğiniz zaman artık Bursa ile ilgili daha fazla çalışın. Benim onlara cevabım şu. Bu dönemde bütün adaylarımıza, adaylarımıza, aday olmadan önce genel merkezimizin imzalattığı bir sözleşme var. Bir taahhüt var. O taahhüt Bursa'da ediyor, oturacaksınız değil mi? Bursa'da oturacaksınız. Bir, perşembe günü döndüğünüz andan itibaren kendi seçim bölgenizde çalışmaya devam edeceksiniz. Bu belki geç kalınmış ama çok isabetli bir karar. Yani seçmen sizi birebir görmek istiyor ve yanında durmanızı çok arzu ediyor. Evet, bu biraz da milletvekillerinin tanınırlık oranlarıyla ilgili bir şey değil mi? Yani milletvekillerinin tanınırlık oranlarıyla ilgili genel merkezin anket yaptığını biliyoruz. Evet. Sanırım bu sonucun bir yansıması olsa gerek bu. Evet. Şimdi tabii bir öngörünüzü alacağım ama önce şunu soracağım. Buyurun. Her gün yeni bir anket çıkıyor Sayın Cangül ve o anketlerde çok ilginç sonuçlar çıkıyor ve çok çelişkili sonuçlar çıkıyor.
Bir ankette bir bakıyorsunuz, bir aday %30'da, diğeri %20'de veya %55'te bir aday, diğer ankette %45'te. Siyasi partilerin aldıkları oylar da yine bu açıdan baktığımız zaman bir çelişki gibi görünüyor. Anket şirketlerinin biraz kafası mı karışık? Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Şimdi dün akşam, yani dün Akçalar'da ve Hasanağa'da gezdim. Hasanağa'da en son bir berbere uğradım. Evet. Berberler biliyorsunuz genelde haber kaynağı tabii, da tabii. olur. Halkla iç içedirler hep. Evet, berber bize yaptığı bir anketi gösterdi. Partileri yazmış. Daha önceki seçimde hangi partiye oy verdiniz? Bu seçimde hangi partiye oy vereceksiniz? Bir oran var. Ben o oranı sizinle paylaşmayayım. Evet. Ama sordum. Bu yaptığınız anketi daha önce de yaptınız mı? Evet. Tuttu mu dedim. Evet dedi. Ben tarafsız yapıyorum bunu dedi. Yani kendi siyasi görüşümü hiç yansıtmıyorum. Orada şu gözüküyor. Çok net. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52-55 bandında gözüküyor. AK Parti'de hemen hemen %52-53 bandında gözüküyor. Cumhur İttifakı mı, AK Parti mi? AK Parti. AK Parti. Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Ama orada şöyle yapmış. AK Parti ve MHP demiş. MHP demiş. Evet. Şimdi tabii partiler arasında geçiş var. Bunu görüyorum. Bir başka yerde de buna benzer bir anketi bir başka ilçemizde daha gördüm. Ben kamuoyu firmalarının veya araştırma firmalarının yaptıklarından daha sağlıklı olduğuna Daha sağ ol. inanıyorum bunun. Çünkü şunu gördüm. Elini sıktığınızda, gözünün içine baktığınızda size ilk işareti veriyor. Evet. Evet, sizin yanınızdayım. Tereddütlerim var. Şunları yaparsanız oyumu veririm. Oyumu yerine diyorsun. Evet. Son olarak Bursa öngörünüz nedir? Kaç milletvekili çıkar Bursa'dan? Beklentiniz nedir efendim? Tabii Son. biz 20 arkadaşımızın çıkmasını arzu Çıkmasını arzu ediyoruz. ediyorsunuz. Ama yani bizim ilkemiz şu. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verecek en yüksek sayıda Sayıda milletvekilini milletvekili. inşallah Ankara'ya göndereceğiz. Güçlü bir AK Parti grubu kuracağız inşallah. Evet, peki. Sayın Cangül, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Seyircilerinize iyi günler diliyorum. Evet. Değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.